Türkiye burada bir işgal ve sömürge sistemi kurdu. İlk günden itibaren adım adım. Hatta daha şöyle söyleyeyim size, daha işgal başlamadan bu burada temelleri atıldı. 1950'li yıllardan itibaren özel harp dairesinin faaliyetleriyle beraber burada ilk altyapıyı kurdular, oluşturdular. Türkiye'den gelen subaylarla burada kurdukları sistem ve yerli halkın, işte önce Kıbrıslıların etnik temelle birbirinden ayrıştırılması, daha sonra Türkçe konuşan Kıbrıslıların Türkleştirilmesi ve benliklerinin ezilmesi, kendilerine güvenlerinin yıkılması, istedikleri şekilde şablonda bir teba yaratmaları süreciyle bu başladı zaten. 1974'ten önce burada her köyün, her mahallenin, her bölgenin bir tane Türk komutanı, baskıcı, yani nasıl söyleyeyim, komutan istibdatla, Türk subaylarının istibdat rejimleri vardı bölge bölge. 74'ten sonra bunun, o atılan temel üzerinde yeni bir sistem kuruldu. Tamamen oturtuldu bu sistem. Kıbrıs bölündü ve etnik homojen bir bölgede bir koloni düzeni oluşturuldu. 1974'te harekattan hemen önce, Temmuz 20 Temmuz harekatından hemen önce Turan Güneş'i, Dışişleri Bakanı Turan Güneş'i ziyarete giden Kıbrıslı aydınlara Turan Güneş şöyle der: "Benim orada valim var." Tece Büyükelçisi'ne daha 74'ten önce vali muamelesi, vali gözüyle bakıyordu Türkiye Devleti. Yani burada hiçbir zaman Kıbrıslıları bir özne olarak ya da bir muhatap olarak görmedi Türkiye. Türkiye burasını hep ele geçirilecek bir alan olarak, bir jeopolitik alan olarak gördü. Üzerinde insanın yaşayıp yaşamadığının önemi yok. Biz burada sadece harcanacak, kullanılacak, şu an savaş esiriyiz. Rehineyiz Türkiye'nin elinde. Harcanacak kumar kartıyız biz. Kullanıyor bizi müzakere masalarında Avrupa'ya karşı. İşte bir şeyler isterken dünyanın önüne sürüyor. Bu kadar, başka fazlası değil. Zaten bundan bir 10 yıl önce AKP'liler, AKP yetkilileri söyledi, üzerinde Kıbrıs'ta Türk olsa da olmasa da orada bizim çıkarlarımız var. Benim çıkarım var dedi Erdoğan. Yani Erdoğan da söyledi bunu. Bunu yanılmıyorsam Alparslan Türkeş'in oğlu da söyledi, AKP'li. Yani tekrar tekrar bunu söylediler bize. Dediler ki sizin bir öneminiz yoktur. Siz olsanız da olmasanız da zaten oradayız. Zaten Türkiye bunu buradaki yerli halkı yok ederek de gösteriyor. Yani bu bizim bir önemimiz olmadığını. 1974'ten sonra Türkiye burada bir sistem kurdu. Öncesinde başlayan sistemi oturttu. Nedir bu? Tamamen bir ırkçı bir apartheid düzeni oluşturuldu. Türklük temelinde bir Türklük tanımlaması yapıldı. Ve Türkleştirme süreci adım adım, Türkiye'de nasıl yaşandıysa, Türkiye'de yaşanan Türkleştirme süreçlerinin devamı olarak Kıbrıs'ta bir Türkleştirme süreci yaşandı. 1975'te bir yasa yapıldı burada. Nedir bu yasa? Yabancılar yasası. Önce Rum ve Ermenileri yabancı ilan ettiler. Onların mallarına el koydular. Daha sonra Maronitlerle ilgili bir yasa yaptılar. Marunilerle. Onların mallarına el koydular. Adım adım. Bu köylerin isimlerini değiştirdiler. Kademe kademe Türkiye'de ne yaşandıysa Türkleştirme anlamında Ermenilere, Rumlara karşı, Kürtlere karşı neler yapıldıysa zorla yerinden etmeler, İskan kanunları, asimilasyon politikaları, aynıları Kıbrıs'ta uygulandı. Ve bu süreçte orada yeni bir yapı oluşturuldu. Kıbrıs'ın kuzeyi, işte burada sözde bir devlet var. İşte seçimler falan yapılıyor. Nasıl dedim ki Turan Güneş
74'te daha savaştan önce, işgalden önce benim orada valim var diyordu. 74'ten sonra burada bir yapı oluşturuldu. Bunun adı Üst Koordinasyon Kurulu. TC Büyükelçisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Barış Kuvvetleri Komutanı'ndan oluşan bir yapıdır Üst Koordinasyon Kurulu. Buradaki en yüksek, Türkiye'deki MGK gibi düşünün. İçerisinde 3 tane Türkiye'li var. Bunlar alırlar kararları en tepede ve bunların altında Alt Koordinasyon Kurulu var, yapılar var. Örneğin TC Büyükelçiliği, biz buna Sömürge Valiliği deriz. TC Büyükelçiliğine bağlı bir yardım heyeti var. Bugünkü adı Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'dir. Bir süre önce değişti. Yardım heyeti var. Uzun süre yardım heyeti adı altında yürütüldü her şey. Burada her şeyden yardım heyeti sorumludur. Yol mu yapılacak? Yardım heyeti bakar. İşte hastaneye bir şey mi yapılacak? Yardım heyeti bakar. TC Büyükelçiliğine bağlı, Sömürge Valiliğine bağlı bir kuruldur bu. Hepsi TC bürokrasisine bağlı. Ve burada bu hiyerarşi içerisinde Kıbrıslar yoktur. Merkez Bankası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ki sözde Kıbrıslıların ordusudur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Kıbrıslılar komutan olamaz. Çünkü yasada şöyle denir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kilit personeli Türk kökenlilerden seçilir. Kıbrıslıları Türk saymaz Türk devleti. Aynı Türkiye'deki ırkçı, kafatasçı yapı üzerinden burada bir sistem oluşturdu Türkiye. Burası Türkiye şöyle ele aldı bunu. Burası Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesidir. Burada bir tane ülke var. Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi. Bir tane devlet var Kıbrıs'ta. Türkiye geldi 1974'te. Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesinin, devletinin toprağını işgal etti ve orada bir ayrı yapı oluşturdu kendine göre. Burada Kıbrıslı Türk toplumunun varlığından dolayı ayrı bir yapının yapı yok. Yani Kıbrıslı Türk toplumu var olduğu için böyle bir toplumdan dolayı ayrı bir devlet yapısı, kurum yapısı, tırnak içinde söylüyorum bunları, yok burada. Türkiye istediği için, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin toprağını işgal ettiği için gelip burada ayrı bir yapı oluşturdu. Şimdi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı dedim. Kilit personeli Türk asıllılardan seçilir. Merkez Bankası Müdürü Türkiye'den atanır. Türk olmak zorundadır. Kıbrıslı olmaz Merkez Bankası Müdürü. Burada itfaiye Türkiye'ye bağlıdır. Polis Türkiye'ye bağlıdır. Yani burada Kıbrıslıların yönettiği kilit bir kurum yoktur. Tamamen bir işgal rejimidir bu. Yani 1974'te Türkiye buraya geldiğinde 110 bin Kıbrıslı Türk vardı. 110 bin. Bugün yine kağıt üzerinde 110 bin civarında Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı var. Kıbrıslı Türk olarak. Ama bunlar dünyaya dağılmış durumdadır. Burada yaşamıyorlar. Yani Türkiye yarımızdan fazlamızı sürdü buradan. Önce Rumları sürdü, Ermenileri sürdü. Sonra Maronitlerin yaşamını zorlaştırdı, gittiler. Son olarak da Kıbrıslı Türklere geldi sıra. Soydaş kurtarıcı diye geldiği, kurtarmak için geldiği, soydaş dediği ama Türk soyundan saymadığı Kıbrıslı, Türkçe konuşan Kıbrıslıları sürdü buradan. Yarımız kaldı yani 1974'ten bu yana en iyi ihtimal yarımız. Yani 50 binin altındadır bugün nüfusumuz. Buranın nüfusu ve buranın nüfusu yani 1,5-2 milyon arasındadır. Burada yanımda şey olacak. Yani cep telefonu abonesi sayısı bak. Cep telefonu abonesi sayısı 1 milyonun üzerindedir burada. Şimdi 1 milyonun üzerinde abone sayısı var. Yerli nüfusun sayısı 50 bin. Bugünkü sorun şudur. Türkiye yani Birleşmiş Milletler müzakereleri denir ya 50 senedir devam eder. İşte Türkiye birkaç senedir 2017'den beridir Türkiye 18'den beridir Türkiye artık müzakere etmeyeceğim dedi. Durdurdu. 50 senedir o devam eden
50 senedir BM'nin gündeminde olan Kıbrıs sorunu dedikleri şey 1974'te Türkiye'nin işgalinden sonra gasp ettiği topraklar ve nüfus üzerinde iddia ettiği haklar temelindedir. Türkiye'ye gasp ettiği, çaldığı toprağı ne kadarını elde tutacak? Buraya taşıdığı nüfusun ne kadarı burada kalacak? Bunun pazarlığı ne diyorlar 50 senedir? İki bölgeli, iki toplumlu federasyon adı altında. Ha, Kıbrıslılar ne istiyor? Kıbrıslıların Türkiye'nin işgalinin sona ermesini istiyor Kıbrıslılar. Kıbrısların ezici çoğunluğu. Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinden 200 bin Kıbrıs Rum kovuldu. Burada 200 bin Kıbrıs Rum'un malı vardı, toprağı vardı, evi vardı. 200 bin kişiyi Türkiye buradan kovdu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın beşte biri evsiz kaldı. Dünya Savaşı'nı çıkaran Almanya'nın beşte biri evsiz kaldı. 1974'te Kıbrıslıların üçte biri evsiz kaldı. Yani ölçek anlamında anlaşılması açısından söylüyorum. Ülke küçük diye anlaşılmıyor. Nüfusumuz az diye anlaşılmıyor. Trajedi. Kıbrıslılar şu anda Kıbrıs'ta zaten bir devlet var. Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti topraklarını işgal ediyor. Biz Kıbrıslılar olarak Türkiye'nin işgalini sonlandırmasını ve Kıbrıs'ın tamamında Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğinin tesis edilmesini, anayasasının tesis edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz. Bizim çözümümüz budur. Türk Mukavemet Teşkilatı bir direniş örgütü, mücadele örgütü, işte varoluş mücadelesi örgütü değildir. Bir kontrgerilla örgütüdür. Her şeyin başı Kıbrıs'ta kurulan özel harp dairesinde başlıyor. Türkiye'de o işte derin devlet dedikleri tartışma Kıbrıs'ta başlıyor. Türkiye solu gözünü Kıbrıs'a kapadı, umursamadı. Burasını milli dava olarak görüyor. Yavru vatan olarak tanımlıyor. Timur Soykan'ın son kitabını aldım. Bakıyorum içinde yavru vatan diye geçiyor Kıbrıs. Mafyayı anlatıyor. Kıbrıs'tan yavru vatan diye bahsediyor. Şimdi Türkiye solu bir türlü bu Kıbrıs'ı anlamadı. Milli Dava, devletin o turnusol kağıdı işlevi gördü. Bu anlamda Türkiye'nin solu açısından Kıbrıs, Kıbrıs'ta kurulan özel harp dairesi Türkiye soluna büyük bedeller ödetti. Kürtlere büyük bedeller ödetti. Türkiye'deki bütün faili meçhul cinayetler, katliamlar hepsi Kıbrıs'ta başlayan o özel harp dairesi sürecinin bir sonucudur. Yani Kıbrıs'ta kutsadıkları o mücadele, işte şey olarak gördükleri, direniş olarak gördükleri o mücadele aslında Türkiye solunun celladı oldu.